doneleriyle değerlendirmeye çalışıyorum. Yanılıyor da olabilir ama yanıldığımı da pek zannetmiyorum. Sana Türkiye'nin savunma ürünleriyle ilgili de bir şey anlatırsa niye hayır diyesin ki? O şahıs mesela İsrail'e çalışıyormuş gibi gözüküyor ama aslında gelip Türk istihbaratına her şeyi anlatıyor. Asala'ya yönelik faaliyetler var. Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkartılması var. Hocam istihbarat teşkilatlarının yabancı ülkelerde büyük operasyonlar yaptıklarını biliyoruz. Türkiye'de aslında birçok farklı ülke için çok kilit bir konumda yer alan bir ülke. Ve 2021'de Mossad'ın Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı bir operasyon yaşadık. O süreç neydi? Biraz kısaca anlatırsanız sonra detaylandırmaya başlayalım. Şimdi burada İsrail istihbaratı, bence burada Mossad ve Shin Pet'le beraber, iç istihbarat yapılanmasıyla beraber. Shin Pet İsrail'in iç istihbaratı. İç istihbarat yapılanması, Mossad dış istihbarat yapılanması. Bence onların ikisinin koordinasyonunda icra edilen bir faaliyet. Özellikle İsrail rejimine muhalif veya radikalleşme eğilimi, yani İsrail'in bakış açısı açısından düşünelim, radikalleşme eğilimi içerisinde olma ihtimali olan Filistinli ve Suriyeli öğrencilerin, ki bunlar genelde Hamas taraftarı, İsrail'in terör örgütü olarak kabul ettiği Hamas, İsrail bu şekilde terör örgütü kategorisinde Hamas'ın yapılanmasını değerlendiriyor. Mensubu veyahut oraya yakın, oraya müzahir kesimlerin faaliyetlerini, Türkiye'deki faaliyetlerini anlamaya yönelik bir espiyonaj operasyonuydu bu. Bu operasyon, yani evveliyatı bir yıl önceden başladı. 2021'de gerçekleştirdi. Bir yıl öncesinden ilk tespitin yapıldığı, bir yıl içerisinde faaliyetin tüm ana hatlarıyla deşifre edildiği, Türk istihbaratı, Türk kontrespiyonajı tarafından delillendirildiği, dokümante edildiği, bunun akabinde de bu faaliyetin yani tutuklamayla nihayetlendirildiğini görüyoruz. Hani genel çerçevesi bu şekilde olay. Kaç ajan geldi hocam Türkiye'ye faaliyet göstermek için? Yani burada yakalanan 15 kişi var, İsrail'e çalıştığı ifade edilen. Burada İsrail istihbaratı bu şahısları Türkiye içerisinde sevk ve idare etmiyor. Ülke dışına çağırıyor, işte Avrupa ülkelerine, başka Afrika ülkelerine. Yani bu şahısları Türkiye'de sevk ve idare etmiyor. Bu şahısları Türkiye dışına, buna istihbarat tekniğinde 3. ülke buluşması deriz. 3. ülkelerde, Avrupa'da ve Afrika'da, çeşitli ülkelerde yapılan görüşmelerle, bunlara yani oradaki görüşmelere talimatların verilmesine briefing, talimatların alınmasına da debriefing denir. Yani bu şekilde yapılan görüşmeler. Bunlar otellerde olabilir, 3. ülkelerde, safe house'larda, yani güvenli evlerde olabilir, çeşitli tercihlerde bulunabilir. Yani doğrudan Türkiye içerisinde bir sevk ve idareye yok. Çünkü bu riskli bir karardır. Yani bunu mesela buraya adam gönderdiği zaman Türk istihbaratı bunu yakalarsa, işte bu bir, hani her zaman söylüyorum, bir illegal rezidanın yakalanmasıdır. Bu hani İsrail açısından çok istenmeyen bir duruma dönüşebilir. Dolayısıyla hani hem de Türkiye'ye doğrudan iç işlerine müdahale etmek anlamına da geleceği için bu şekilde bir tercihte bulunulmuş. Üçüncü ülke buluşmaları şeklinde cereyan etmiş. Hocam şimdi kavramsallaştırmak için soruyorum. Mossad'da çalışan 15 farklı isim Türkiye'ye geliyor. Buradan bilgi toplamak istiyor. Bilgi toplamak istediği alanlar ne spesifik olarak? Bu şahıslar Türkiye'de genelde öğrenciler. Türkiye'deki üniversitelerde öğrenciler. Ağırlıklı bilgi toplanmak istenen konu, İsrail'le muhalif, İsrail'le sorunlu olduğu düşünülen Filistinli ve Suriyeli şahıslar. Türkiye'deki bunların faaliyetleri. Hedef bu. Açık yani bunlar Türk savunma sistemine dair de bilgi topladı. Şimdi bu şahıslardan bazıları Türk savunma sanayiyle irtibatlı sektörlerde, şirketlerde, bire yakın pozisyonlarda veya oradan şahıslarla görüşmeleri vesaire de vesairelerde de bulunuyor. Tabii kendilerine gelen bu tür bilgileri de İsrail istihbarat personeline aktarıyorlar. Yani bir istihbarat servisi, yani siz bunu mesela Hamas'a yönelik kullanıyorsunuz ama sana Türkiye'nin savunma ürünleriyle ilgili de bir şey anlatırsa niye hayır diyesin ki? Bu da değerli bir bilgi. Yani eline gelen bilgiyi sen ne yapıyorsun? Yok, bunu bana anlatma mı diyecek. Ve de böyle bir imkan ve kabiliyeti varsa bu tür bilgileri daha fazla detaylandırmak için onu tekrar briefleyip, yani talimatlandırıp sonra onun debriefingini de yapabilir yani. Bu gayet normal bir şey. Ama bence burada ana omurga, ana hedefin ana yapısı İsrail aleyhtarı Türkiye'deki Arap topluluğunun faaliyetleri. Peki hocam, mesela Mossad gibi, CIA gibi teşkilatlar yabancı ülkelerde böyle faaliyetleri sık yürütür mü? Tabii ki, yani zaten bak, adı dış operasyonlar, yani dış operasyonları icra etme kurumu Mossad. Tabii ki bu tür faaliyette, bu zaten onun ana görevidir yani. Ama tabii Mossad'ın diğer istihbarat servislerinden bir farkı, kontrol terörizm noktasında da dış operasyonlar icra ediyor. Yani bu filmvari işler, hani tırnak içerisinde söylediğim, milletin çok böyle ilgi gösterdiği faaliyetler var ya, cinayetler, atlamalar, patlamalar, böyle çatlamalar, zıplamalar, herkes böyle, yani bunlara biz istihbarat tekniğinde özel faaliyetler, örtülü faaliyetler şeklinde de tanımlayabiliriz. Bu tür faaliyetleri icra etme görevi ve yetkisi var.
Ama ben her zaman ne diyorum? Yani bunu defalarca söyleyeceğim. Belki insanlar bunu benden duymaktan sıkılıyorlar ama hiçbir istihbarat servisi her şeye muktedir değildir. Her şeyi tam anlamıyla kontrol edemez ve yönetemez. Dolayısıyla İsrail istihbaratının da olduğundan daha fazla güçlü gösterilmesine yönelik bir propaganda mekanizmasının olduğunu da söylemem gerekir. Hocam şimdi Mossad'a bağlı, Mossad'ın görevlendirdiği 15 isim Türkiye'ye geliyor. Burada dediğiniz alanlarda bilgi toplamaya çalışıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Burada süreç Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından nasıl takip ediliyor? Burada çünkü yakalanan ve görevini yapması engellenen, tırnak içinde görevini yapması engellenen ajanlardan bahsedebiliriz. Nasıl işletti süreci Milli İstihbarat Teşkilatı? Şimdi burada bu İsrail'e çalışan şahısların belli bir kısmının kaybolduğuna dair polise yapılmış ihbarlar var. Yani sanki Türkiye'de yoklarmış, kayıp oluyormuş gibi böyle bir tercihte bulunulmuş. Yani neden böyle bir tercihte bulunduğunu bilmiyorum. Çok mantıklı, yani çok amatör bir yapılan, yani bilmiyorum tam arka planını tam bilsek daha iyi derlerim ama bu aslında daha fazla dikkat çekiyoruz. Şimdi yani bu böyle bir kaybolma hadisesi senin önüne gelirse bir sen istihbarat personelisin. Bunların arasında da illiyet bağını kurarsan bu şahısları bulmaya yönelik faaliyet yaparsın ve ipin ucunu yakaladın mı zaten gider. Şimdi benim anladığım kadarıyla buradan o 15 kişinin haricinde de bence dublaj ele, yani bazılarının dublaj elemanı haline getirildiğini ben Türk istihbarat tarafından. Nedir hocam dublaj elemanı? Yani o şahıs mesela İsrail'e çalışıyormuş gibi gözüküyor ama aslında gelip Türk istihbaratına her şeyi anlatıyor. Double ajan, yani İngilizce karşı Türkiye'de dublaj dedim. Bak dublaj daha iyi bir kelime, yani onu senin adına konuşan. Türkçeleşmiş. Double'ı dublaj şeklinde Türkçeleştirmiş Türk istihbarat literatürü. Böyle şahıslarla bence olay daha böyle hani tüm detaylarıyla, yani olayın içeriği, verilen talimatlar, buluşma şekilleri, hedefler vesaireye dair çok detaylı bilgilerin tespit edildiğini değiniyorum. Bak bu noktada şunu, bu düşüncemi destekleyen bir şey de yine o basına yansıyan bilgilerde bu şahısların bazılarının yalan makinesi testine tabi tutulduğu yurt dışında söyleniyor. Bu ne biliyor musun? Bu şüphelenilmeye başlandığının bir göstergesi. Yani şüphelenen kim hocam? İsrail. Yani bu şahısların dublajda ya hem ya mutat test de olabilir ama şüpheye istinaden bir test yapılma gayreti de olabilir. Bu yalan makinesine bağlanmayla bu operasyonun nihayetlendirilmesinin de bence hızlandırıldığı kanaatindeyim. Yani öyle bir şey de olmuş olabilir. Bunların hepsi benim şahsi değerlendirmem. Yanılıyor da olabilir. Bak yanılıyor da olabilirim. Hemen birileri böyle bana alttan şöyle de sosyal medyada yorumlar yapıyor. Ben olayı doneleriyle değerlendirmeye çalışıyorum. Yanılıyor da olabilir ama yanıldığımı da pek zannetmiyorum. Genelde benim de sizinle alakalı tespitim yanılmadığınız yönde hocam. Hocam şimdi herkes yanılabilir. Sizin bir sözünüz vardır bu arada hocam. İstihbarat teşkilatları kalabalıklaştıkça sorunlar büyür dersiniz. Kontrol mekanizması, evet. 15 kişilik bir ekiple buraya gelen bir Mossad söz konusu, daha doğrusu Mossad'ın görevlendirdiği isimler söz konusu. 15 kişi böyle durduğunuzda aslında fazla bir sayı. Hı hı. Orada dublaj elemanı çıkma ihtimali daha da yükseliyor değil mi? Tabii ağa şey olsa bilgi şey, yani bu çok normal. Yayıldıkça kontrol case officer'ların sevk ve idaresinde sorun yaşanır. Burada bir nüans da şu. Bu şahısları özel istihbarat şirketi, bir İsrail menşeli bir özel istihbarat şirketi vasıtasıyla sevk ve idare ediyorlar. İngilizce karşılığı run etmek yani. Çünkü bundaki sebep de İsrail'in sanki doğrudan Türkiye aleyhine faaliyet göstermiyor pozisyonuna belki de kendini düşürmek istemesi olabilir. Çünkü malumunuz Türkiye-İsrail ilişkileri uzun bir süredir soğuk ve gergin olmakla beraber geçenlerde İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Bir yumuşama atmosferi var. Yani bu hadisenin bu yumuşamaya doğru evrilen Türk-İsrail ilişkilerinin de böyle hani ona zarar vermesini de istemiyor. Bakın burada Türk tarafının bu faaliyeti basına sızdırmak yoluyla basına duyurması da bir tercih mesela. Bu da Türk tarafının da pek istemediğinin göstergesi. Yani dış politikadaki gelişmelerle istihbarat faaliyetleri nihayetlendirilmesini birlikte düşünmek lazım. Yani ben ülkemde bu tür faaliyete izin vermem ama ilişkilerin de çok bozulmasını istemiyorum. Ben de bunu, yani bu mevcut sıcaklaşmanın taraftarıyım mesajı da var. Çünkü mesela resmi bir Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla bunu duyurmuyor mesela. Ya da bununla ilgili çok fazla görüntü ve bilgi sınırlı düzeyde, belli ifşalar noktasında sızıntılarla yapıyor. Bak bu da bir tercih yani karşılıklı olarak. Yani ben ülkemde bunu istemiyorum. Hamas'a yönelik faaliyet istemiyorum. Muhaliflere yönelik faaliyet istemiyorum. Benim bu noktadaki çekincelerim devam ediyor. Ama seninle olumlu ilişkileri kurmaya ben de taraftarım gibi de okuyabiliriz. Yani Türkiye diyor ki gücüm var, yakalarım seni ama şu anlık sana... Ülkemde izin vermem. Diplomatik ilişki başka ama ülkemde istihbari faaliyet yapmana izin vermem. Hocam şimdi Mossad burada Türkiye'de operasyonlar yürütüyor. Türkiye hep İsrail için kritik bir noktada oldu.
Hakeza İsrail de Türkiye için kritik bir noktada seyrediyor. Hep tarih boyunca böyle oldu. Bu ikili ilişkileri istihbarat anlamında tarihsel olarak nasıl da neye dayandırabiliyoruz? Şimdi Türk ile İsrail istihbarat arasında Cento döneminden kalma, yani 1960'lardan kalma, o zaman İran rejimi değişmeden önce İran da bu sistemin içerisindeydi. İstihbarat servisleri arasında sıkı ilişkilerin olduğu bir ikili istihbarat yapılanması. İran'da rejim değişince İran bu sistemden ayrıldı. Şimdi iki ülke arasında bir centilmenlik anlaşması vardır. Yani İsrail Türkiye aleyhine istihbari faaliyetlerde bulunmamayı tercih eder. Doğrudan Türkiye'de aynı şekilde bulunmamayı tercih eder. Ama İsrail de büyük bir ülke bölgesinde. Yani hamasetle değerlendirileceğiz hadiseleri. İsrail Türkiye'ye rağmen Orta Doğu'da faaliyet icra etmeye çalışır ama dirençle karşılaşır. 10 yıldır olduğu gibi. Türkiye'de İsrail'le uyum içerisinde olmadan faaliyet icra ederse dirençle karşılaşır. Sonuca ulaşır ulaşmaz ama dirençle karşılaşır. Yani karşılıklı bir dengenin olduğu söz konusu. Bu denge çeşitli dönemlerde zorlanmış. Çeşitli nedenler. İşte Mavi Marmara'da zorlanmış, One Minute olayında zorlanmış, efendime söyleyeyim Doğu Akdeniz'de İsrail'in işte Yunanistan'la yakınlaşması noktasında zorlanmış falan ama gene de doğrudan ilişkiler hiçbir zaman tam anlamıyla kopma noktasına gelmemiş. Burada ilişkilerin daha olumluya gitmesini isteyen taraf daha fazla İsrail'de, belki de öyle de düşünmek lazım. Bak önce o cumhurbaşkanı geliyor. Mesela üçüncü bir ülkede de buluşabilirsin önce, değil mi? Yani ikisi de gelmek istemez. Önce bir ön görüşme yapılır mesela. Ya da Dışişleri Bakanları seviyesinde. Ya da daha düşük profilde yapılır. Yani bak bu da mesaj. Bunlar dış böyle, bunların hepsini böyle okuman lazım. Şimdi neticede bu ayrı bir mesele. Yani ilişkilerin yumuşamaya başlaması, istihbari alandaki meseleler ayrı mesele. İkisi birbirleriyle hem ortak hem birbirinden bağımsız. Ha ama burada mesela İsrail daha önce de Türkiye'de bu tür faaliyetleri icra etti mi? Etti. Mesela İran'ın nükleer programında yer alan bazı İranlı nükleer fizikçileri ve o programda yer alan personelin Türkiye'de üçüncü ülke buluşması diyorum ya, Türkiye'de yapıldığı bu tür buluşmaların veya Türkiye'de şahıs kaçırmak gibi, yani İran rejimine yakın. Hani bu tür faaliyetler icra etti. Bunların daha önce de tespit edilmişliği vardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti eskiden de Mossad'ın bu tür faaliyetlerini Türkiye'de deşifre ediyorduk. Yani kamuoyu biliyordu, bilmiyordu. Bilmiyordu. Kamuoyu bilmek zorunda değil. Yani ilk defa Türkiye'de Mossad'a yönelik bir suçüstü operasyonu yapılmıyor. Bunun altını çiziyorum. Bu kamuoyuna ifşa edilen ilk operasyon. Kamuoyuna ifşa edilmeyen başka faaliyetler de var. Geçmişte yapılmış olan. Hani o hadiseyi genel olarak bu şekilde bakmak lazım. Ama bundan sonraki dönemde bence her iki tarafında istihbarat servisi açısından düşünüyorum. İlişkilerin yumuşamasının verdiği atmosferle beraber daha olumlu bir ilişki seyrine doğru gireceğini düşünüyorum. Hocam şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu 15 farklı Mossad'da çalışan isim için yürüttüğü operasyonu uzun süreye yaydığı, anında hareket etmediği ve farklı şehirlerde operasyon yürüttüğünü biliyoruz. Bunun amacı ne olabilir? Tam teşkilatı, oradaki oluşturulmuş teşkilatı çökertmek ve olası başka tehditleri de anlamak, değil mi? Evet, bak buna cevap verirken şunu anlatalım. Teknik bir de şeyden de bahsedeyim. Şimdi kontrol-espionaj faaliyetleri önce tespit yapılır. Burada tespit ediliyor, değil mi? Hani dedim o altı kayıp şahıstan falan. Bak bu tespit. Sonra bu faaliyetin tehulül edilir, penetre edilir. Yani ne olduğunu anlamaya yönelik penetre ve hulül etmek faaliyeti. Bu penetre işini teknik dokümante ile yapabilirsin. Sana çalışan o grubun içerisinde şahıslar temin ederek. Ondan sonra üçüncü aşamada bilgi toplama aşamasına geçersin. Burada bir iki ara karar verilir. Yani biz bu ilişkide dublajlarla mı götürelim? Bu ilişkiyi mesela manipüle mi edelim? Yanlış bilgiler mi verelim mesela? Şimdi demek ki orada bir kararda bunu biraz daha ileriye götürelim. Tam şebekeyi çökertelim. Bu delillendirilmesi gerekir. Her türlü detayla, yani video ve ses kayıtlarıyla delillendirilmesi gerekir. Yani o hulül et, işte tespit etme, hulül etme ve bilgi temin etme aşamasının detaylandırılmasından sonra iyice bütün şebeke uzun vadede çökertilmeye yaklaşıldığı zaman ve tüm deliller toplandıktan sonra oturur istihbarat servisinin yöneticileri, bu işe karar verenleri, alt kademe, yani bu işi icra edenlerle beraber hepsiyle beraber bir karar aşamasına gelinir. Nihayetlendirme karar verir. Tutuklama ile mi sonuçlandıralım, bunu tutuklayacaksak kamuoyuna verelim mi, dışişleriyle koordine kuralım mı vesairenin şeklinde bir teklif ve alternatifli bir teklifler hazırlar ama son kararı siyasi karar verici verir. Ona götürül arz edilir. Kim burada siyasi karar verici? Cumhurbaşkanı. Efendim bakın böyle bir tespitte bulunduk. Bunlar deliller. Alternatif senaryolarımız bunlar. Size biz böyle düşünüyoruz ama karar verici sizsiniz. Bu böyledir yani.
kurdu. Patron, şimdi İspat Servisi'nin patronu, direktör, müsteşar, onun da patronu Cumhurbaşkanı. Kararı siyasi karar verici verir. O da yani Dışişleri Bakanlığı'yla oradayı burayla, bu tabii koordinasyon da yapılır. Çünkü tabii Türk dış politikasıyla da uyumlu olmak zorunda bu tür işler. Bak devlet aklı böyle olur işte. Bu devlet politikası falan diyorlar ya. Böyle işletilir işte. Burada Dışişleri Bakanlığı da fikrimiz yani. Bu böyle belki üçlü, ikili bir toplantı olur. Ya da belki Cumhurbaşkanı demiş ki siz bir Dışişleri Bakanlığı'na da bu konuyu hani bir değerlendirin, sonra bana gelin. Bilemeyiz. Yani ben tamamen burada farazi şeylerden bahsediyorum. Son kararı yine Cumhurbaşkanı vermiştir. Bu şekilde karar verilmiş. Hocam aslında biraz da Mossad'ı konuşalım istiyorum. Mossad'ın Türkiye'de gerçekleştirdiği bir faaliyetten bahsettik. Mossad'ın ekolü nasıl bir ekol hocam? Böyle tırnak içinde tehlikeli, riskli görevleri çok sık gerçekleştiren bu teşkilat mı? Ya Mossad işte dediğim gibi özellikle hani bu belgesellere, Hollywood filmlerine yansıyan, özellikle yurt dışında örtülü faaliyet, gizli faaliyet dediğimiz, kapalı faaliyet ve özel faaliyet dediğimiz faaliyetleri icra eden, suikastler, bombalar, böyle tür eylemler icra etmeye gayret eden ama Kuminte insan istihbaratına çok büyük önem veren ama bu faaliyetleri icra ederken de yurt dışındaki Musevi Yahudi diasporasından da son derece istifade etmeye gayret eden bir istihbarat yapılanması. Peki hocam Mossad'ın daha çok ilgi alanına giren, daha çok görev yaptığı ülkeler hangileri? Şu an İran. Yani en önemli mesele İran. Yani İran'ın nükleer kapasiteye, yani nükleer silah yapabilme kapasitesine ulaşmasını engellemek bir numaralı hedefi. Tartışmasız. Bu yüzden bu konuda çok büyük bir gayret içerisindeler. Bir sürü örtülü faaliyet icra ediyorlar. Suikastler icra ediyorlar. Yani en önemli meselesi İran rejimi. Sonra Hamas'ta diğer adı şey. Hamas'ta yani Filistin, İsrail'e muhalif radikalleşme eğilimi, tırnak içerisinde radikal kelimesini kullanıyorum. Radikalleşme eğilimi içerisinde olan yapıların da engellenmesi de diğer önemli faaliyet. İran'ın proxy aktörleri, taşeron aktörlerin de mesela Lübnan, Hizbullah vesaire, yani bunu İran politikasıyla da paralel düşünmek lazım. Yani İran'a müzahir yapılar, bunlar Irak'taki Şii gruplar da olabilir. Burada devrim muhafızlarının bazı faaliyetleri var İran'ın. Onlarla Orta Doğu coğrafyasındaki mücadele o öncelikli hedef. Hocam peki şimdi Türk istihbaratı bu 15 farklı Mossad görevlisini tırnak içinde yakalama sürecini gerçekleştirirken ben genel bir perspektif açmak istiyorum. MİT bunlar da iyi midir hocam? Takip, müdahale, yaklaşım nasıl koordine eder bu süreçleri? Yani zaten bunlar yani haber toplama tekniklerinde bunları kullanıyorsun. Yani bunlar da iyi olmak zorundasın. Bunlar da iyi olamazsın. Faaliyeti deşifre edemezsin, dokümante edemezsin, delillendiremezsin. Zaten hani istihbarat personeline, istihbarat meslek memurlarına bu tür eğitimler veriliyor. Yani bunları, bunların fiziki takip nasıl yapılır, takipten kaçma, kurtulma, kontrol takip uygulamaları, gizli arama, efendim casing yapma, keşif yapma. Bunların hepsinin eğitimlerini alıyorsun. Tabii o eğitimler kitabi eğitimler ama onları uyguladıkça sahada, yani yurt içinde kendin çalıştıkça, terör örgütlerine yönelik faaliyet icra ettikçe, kontrol espionaj hedefleriyle uğraştıkça, kendin yurt dışına gittikçe iyice meleke kazanıyorsun. Tabii burada ben her zaman söylüyorum, usta çırak ilişkisi de çok büyük önem arz ediyor bu tür faaliyetlerin yerleşmesinde ve öğrenilmesinde. Peki hocam şimdi Türkiye'ye karşı yapılmaya çalışılan bir operasyondan bahsediyoruz. Türkiye'de farklı ülkelerde böyle çalışmalar yapıyor mudur? Elbette ki yapıyor yani, tarihte de var, şu anda da var ya işte. Asala'ya yönelik faaliyetler var. Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkartılması var. Geçmişte yani böyle PKK'nın başka faaliyetlerinin, DHKPC'nin bazı yöneticilerine yönelik vesaire bir sürü faaliyetler var. Günümüzde de yani mesela Suriye'de faaliyetler, Libya'da icra edilen faaliyetler, yurt dışında PKK'ya müzahir yapılara yönelik faaliyetler. Yani Türk istihbaratı bu işleri en iyi yapanlardan bir tanesi. Çünkü bu kadar çok tehditle uğraşırsan, bu kadar terör örgütüyle uğraşırsan, dünyada hiç olmadığı kadar çok fazla ve komplike terör örgütüyle uğraşırsan ister istemez bu noktalarda belli bir profesyonellik seviyesine ulaşmak durumundasın. Hocam teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, bence gayet verimli olduğunu düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. 15 Mossad ajanının, tırnak içinde Mossad'a çalışan ajanın Türkiye'de nasıl yakalandığını, burada amaçladıklarını konuştuk hocam. Teşekkür ediyorum size. Keyifli bir içerik çıkardık yine. Rica ederim.